Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Kozmo zamanında gerçekleşebilecek Air'da nasıl dahil olabiliriz, nasıl yararlanabiliriz ondan bahsedeceğim. Öncelikle bu işlemi atom stake ederek gerçekleştiriyoruz. Bir Kepler cüzdan açıyoruz ya da istediğiniz başka bir cüzdan. Şimdi cüzdan seçeneklerini de göstereceğim. Burada atom cüzdandan, borsadan cüzdana atom yolluyoruz ve de bunu kendi sistemi üzerinde stake ediyoruz. Stake edince Atom ağı üzerinde, Kozmos ağı üzerinde çıkacak olan projeler, bazı projeler airdrop yapacağını söyledi. Tabii bunlar geçti. Bundan sonra çıkacak olanlar da bunu gerçekleştirebileceği için atom stake edip bu ihtimallerden yararlanabiliriz. Şimdi ilk önce Kozmos'un sitesi, Kozmos Network'ün sitesi bu. Şimdi şöyle aşağı indiğimizde şurada Start Staking'e tıklıyoruz. Yine burada biraz aşağı indiğimizde bize cüzdan seçeneklerini gösteriyor. Şimdi wallet'lar bu şekilde. Ben Kepler üzerinden anlatacağım ama başka wallet'ta kullanmak isterseniz bu şekilde hem iOS'ta hem Android'de çalışan wallet'ları bu şekilde görebilirsiniz. Ben şimdi web wallet kullanacağım. Şu Kepler'a şöyle tıkladığımda beni şu şekilde bir Chrome mağazasına yönlendiriyor. Şuradan Chrome diyorum. Chrome'un web mağazası Edge üzerinde de çalışıyor. Şimdi göstermek için Edge'de yapıyorum işlemi. Ben zaten Chrome'da yapıp ayarlamıştım önceden. Şimdi kurulum işlemi gerçekleşti. Bir de bakın Kepler cüzdanı geldi. Şimdi şurada cüzdana tıklıyoruz. Bu şekilde bir ekrana yönlendiriyor bizi. Şuradan Create New Account diyebilirsiniz. Sürekli kullandığınız bir atom cüzdanı varsa onu kullanabilirsiniz. Onun için de import yapmanız gerekiyor. Şimdi Create New Account dedik. Şimdi burada bize kelimeler gösteriyor. Şuradan ben 24'ü seçtim. Yine bu kelimeleri ister bir yere not alın, isterseniz kopyalayıp yapıştırarak bir dosya içerisinde saklayın. Bunları saklıyorsunuz. Bir daha cüzdanı açmak istediğinizde, yani diyelim ki Kepler'ı sildiniz, bir daha cüzdan açmak istiyorsunuz. Bu kelimeleri kullanacaksınız. O yüzden bu kelimeler çok önemli. Saklamayı unutmayın. Buraya isim veriyorum. Şuna diyelim. Buraya da 8 karakterli bir şifre girmemi istiyor. Şifreyi girdikten sonra şuradan Next diyoruz. Buradaki kelimeleri sırayla tıklayarak az önceki aldığımız sıralamaya göre bütün hepsini dizdikten sonra şuradan Register Register'a tıklayıp onayladıktan sonra bu sayfa kapanıyor. Eğer doğruysa bütün kelimelerimiz bu sayfayı kapatıyor. Şimdi şöyle sola alayım. Ondan sonra şunun linkini vereceğim. Buna tıklayıp cüzdanınızı buraya bağlıyorsunuz. Zaten bakın burada görünüyor. Şimdi biz buradan önceki yapmanız gereken işlemse cüzdanınıza atom atmak. Yani atom coin'i atmak. Şimdi onu nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Onu tabii ki borsadan gerçekleştiriyorsunuz. Şurada şu üst taraf Kozmos'da olacak. Şuradaki bakın cüzdan isminize şöyle şu şekilde tıklayıp adresinizi kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra götürüp borsadaki withdraw kısmında göndereceğiniz adres kısmına yazıp onaylayıp buraya yolluyorsunuz. Buraya geldikten sonra zaten bu sayfayı açıp bağladığınızda bakın burada görünüyor. Ondan sonra şu sol tarafta şurada Cosmos'a tıkladık. Stake'e tıklıyoruz. Hatta şöyle dashboard yapalım. Buradaki sizin neler yaptığınız veya neler kazanacağınızı gösteriyor. Şu an boş olduğu için bende bir şey gözükmüyor. Şuradan Cosmos'a tıkladık. Stake'e tıklıyoruz. Buradan stake edebileceğiniz bütün validatörler görünüyor. Şuradaki komisyon oranı, şurada A'daki en yüksek atom sayısına sahip olanları dizmiş zaten. En fazla bir Binance'la Coinbase var. Şimdi şuradaki komisyonlara göre bakın burada onlarca validatör var. %0. Buradakilerden birine delegate edeceğiz. Burada herhangi bir atom sayısına minimum miktar yok. İstediğiniz kadar yani ister 0.5 yapın ister 35 yapın. Atom stake edebiliyorsunuz ama airdrop yapıldığında da bu oranlamayla faydalanıyorsunuz. Bunu da unutmayın. Bu şekilde aşağıya doğru baktığınızda birçok stake edebileceğiniz toplamda 150 tane
validatör var. Buradan kendinize uygun bir taneyi seçebilirsiniz. Şurada bir tane imparator %0 var. Şuradan manage'e tıkladığımızda bizi bu şekilde bir ekrana getiriyor. Şimdi biz burada delege edeceğiz. Şöyle delegeye bastığımızda burada miktar görünüyor. Ne kadar ederseniz edin cüzdanınızda, yani ben cüzdanımda fee'di, claim'di vesaire bunlar için 0,1 bırakıyorum. Yani şurada 1537 taneyi, 1,537 taneyi stake edeceğim. Bana da 0,1 kalacak cüzdanda. Şimdi burada bilmeniz gereken bir şey var. Kitlediğinizde 21 gün, hatta daha fazla gün boyunca bunları hareket ettiremiyorsunuz. Yani burada kilitli kalıyor. Şimdi şurada ilk önce delege işlemini tamamlayayım. Şimdi delegeye bastım. Şurayı nokta yapacağız. Virgül yapmışım. Delegeye bastım. Benden cüzdandan onay istiyor. Gördüğünüz gibi fiiller düşük ama ben 0,1 bıraktım ne olur ne olmaz diye. Şuradan pro ettikten sonra biraz bekletip onay verecek bize. Tamam, onayı verdi. Şu an stake yapmış durumdayım. Şu dashboard'a gelelim. Bakın kime burada stake yaptığımı gösteriyor. Şimdi diyelim ki 21 gün doldu ya da kaç günse doldu. Undelegate yapmak istiyorsunuz. Yani çıkarmak istiyorsunuz bunu. Şimdi şurada şöyle uyarılar yazıyor. İlk önce alttakini söyleyeyim. Başka birine delege etmek isterseniz redelegate yapıyorsunuz ve de direkt haklarınız ona geçiyor. Yani bir sıkıntı yaşamıyorsunuz bu konuda. Diyelim ki validatörü değiştirmek istediniz. Onun dışında az önceki 21 günden bahsetmiştim. Şimdi biz delege işlemini yaptık. Bu ağda onaylandıktan sonra undelege yapsanız bile bu 21 gün sürüyor. Burada demeye çalıştığı şey o. Yani bu 21 günü bu kilitli kalacak. O yüzden bunu bilin, göze alın. Yani aslında böyle delege olaylarında delege ettiğiniz miktarı unutmanız gerekiyor. Biliyorsunuz önceden adada da yapmıştık aynı şeyi. Yani airdrop beklentiniz varsa unutacağınız ya da acil lazım olduğunda kullanmayacağınız bir miktarı buraya koymak en güzeli. Dediğim gibi delege işlemi de yani an delege işlemi de atomlarınızı tekrar geri alma işlemi de bu şekilde oluyor. Şimdi tekrar redelegeye bakacaktım. Şimdi şuradan mesela redelege ettik diyelim. Buradan validatörü seçiyoruz. Tekrar diyelim ki başka bir validatöre yapmak istedik. Buradan validatörü seçip şuradan redelege edip yani miktarı ne kadar miktarı geçirmek istiyorsanız miktarı da buraya yazıyorsunuz. Redelege ediyorsunuz ve de işlemi tamamlıyorsunuz. O da bir süre sonra ağda onaylanacaktır. Ayrıca diyelim ki undelegate yaptınız ve de cüzdanınızda atomlar var. Bunları nasıl yolluyorsunuz? Şuradan cap verip cüzdana tıkladığınızda şuradan send deyip buraya göndereceğiniz borsanın ya da cüzdanı nereye gönderecekseniz onun adresini buraya atom yollayacağız. Bunun da miktarını buraya yazıp eğer göndereceğiniz bu borsada memo veriyorsa size buraya da memoya girin. Yoksa gönderdiğiniz borsada tamam gider ama adresinize geçmez. Bunun için uğraşmanız gerekir. Unutmayın orada depozit yapacağınız zaman size adres dışında da memo veriyorsa buraya giriyorsunuz, yolluyorsunuz. Gönderme işlemi böyle. Bir süre sonra atom kazanmaya başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben de başlamışım ufak ufak kazanmaya. Bunu claim etmek için ise bu claim'e basıp tekrar şu gelen ekranda şu approve'a tıkladığımızda claim edip hesabımıza geçiyor. Onu tekrar delegate edebiliriz. Demin gösterdiğim şekilde yollayabiliriz de. Yapacağımız işlemler bu kadar. Yani bu kadar basit. Dediğim gibi miktara göre airdrop alacaksınız. O miktarı siz belirleyin. Yani uzun süre airdrop da gelmeyebilir. Yani ben dediğim gibi bu ihtimalden dolayı bunu yapıyorum. Sizin de bilginiz olsun. Eğer bu imkandan yararlanmak isterseniz ya da atomlarınız varsa bir yerde bekletmek, borsada bekletmek istemiyorsanız bekletirken bir ihtimalle airdrop'tan yararlanayım diyorsanız böyle bir seçenek var, değerlendirebilirsiniz. Bununla ilgili anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.